Cihazın kilidi at. Sayfa bildirim gör. Voice assistant. Tuş 90. Apple soft ekran kaydedici. Kaydediyor. Evet millet, bugün telefonun sistemine ait olan, ancak ilginçtir ki telefonun sistemine ait olmasına rağmen güncelleme alarak yazılım güncellemelerinden bağımsız olarak kendi başına güncelleme alarak daha güzel bir hale gelen uygulamayı inceleyeceğiz. Hangi uygulama bu? Dosyalarım. Dosyalarım. Samsung My Files adı altında güncelleme aldı. Galaxy Apps'tan kontrol edebilirsiniz. Dosyalarım, dosyalarım. Hemen programı açtığımızda ilk olarak göze çarpan şey şuradaki dahili depolama 10,49 GB 16,00 GB SD kart 6,55 GB 14,88 GB. Dahili depolama ve SD kart bölümleri iki satırlı olmuş. Bunlar önceden tek satır gösteriliyordu. İki satırlı bir hale gelmiş. Dahili depolama 10,49 GB 1828 öneri gösteriliyor. Burayı açtığımızda klasörlerin başlarına artık o bombeli dolgun simgeler yerine ortası delikli halkalı simgeler getirilmiş. 21-28-28 öneleri gösteriliyor. Dahili depolama 10, klasör, attachment, klasör, audio converter, lip klasör, 1-1'e gösteriliyor. 1-1'e gösteriliyor. Özel bir dosyam vardı. Özel derken içinde bir şey sakladığım bir zip dosyası vardı. Virgül exip 258 kilobit 15 Ekim 2001 06. Zip arşivlerini telefonda açabildiğimiz için artık beyaz bir ikon değil, böyle ona özel sarı bir ikon getirilmiş. Daha bir geliştirilmiş her şey. Bu arada buradan çıkmak için iki yöntem vardı. Diğeri, biri şu soldaki yukarı git tuşuydu. O artık kaldırıldı. Burada dosyalarım sabit olarak nereye girersek girelim hep dosyalarım yazacak. Geri çıkmak için normal geri tuşuna basıyoruz. 1-1'e göster. Liste görünümü 8 önerini göster. Diğer seçenekler daha fazla alan al. 1-2-2 önerini gösteriliyor. Seçmek için çift dokun. Dosya yöneticisi artık bir dosya yöneticisi olmaktan çıkmış. Hem dosya yöneticisi hem tek başına bir temizlik aracı haline gelmiş. Dosyalarım. Yani bir çeşit Clean Master gibi düşünebilirsiniz burayı. Yukarı git tuşu. Daha fazla alan al. 180 megabyte. Evet. Hafıza kullanımı. Şu sarı çizgi var. Hafızanın doluluk oranını gösteriyor. Buradan, yani cihaz bakımından baktığımız gibi buradan da daha detaylı olarak kontrol edebiliyoruz hafızamızı, neyin doldurup neyin doldurmadığını. Toplam 16 GB. Kullanılan 10,50 GB. Temizlik için önerilir. 180 megabyte. Evet, temizlik için 180 megabyte önerilir diyor. Dosyaları silerek veya cloud storage'inize ya da SD kartınıza kaydederek dahili depolamanızda alan açın. Bu şu demek oluyor. Yani telefon hafızanızda bir şey kalmasın. Telefonunuzun hafızası boş kalsın diyor. Ama bu pek mümkün değil. Çünkü sentezleyicilerin dosyaları otomatik olarak zaten, hadi ailenin kontrol edebiliyoruz. Ailenin dosyasını hafıza kartına da atabiliriz ama diğer Yelda, Cem, İpek, bunlar otomatik olarak telefon hafızasına geldiği için, taşımaya kalktığımız zaman da bozulduğu için bu böyle kalmak zorunda. Yani komple boş bırakamayız telefonun hafızasını. Büyük dosyalar 25 MB boyutundan büyük dosyalar 172 MB. Bu da seçmek için çift dokun. Büyük dosyalar dediği yine sentezleyicilerin 155 öneleri gösteriliyor. Sentezleyicilerin dosyalarını gösteriyor. Bunu da silemem. Hani aklı sıra diyor ki bunları sil, telefonun rahatlasın. Bunları silersem sentezleyiciler konuşmaz. Çıkıyoruz buradan. Kullanılmayan dosyalar. 6 aydan uzun süredir kullanmadığınız dosyalar 0 ve kısıldı. 6 aydan uzun süredir kullanmadığınız dosyalar diyor. Yani adam gene aklı sıra hani fikir önerisinde bulunuyor. Sen bu dosyayı 6 ay boyunca açmadıysan
herhalde artık bunu silmeye başlarsın falan tarzında. 6 aydan uzun süredir kullanmadığın dosyayı sil diyor yani sana. Ama tabii ki bu bizim tercihimizde olan bir şey. 6 ay boyunca bir dosyayı ya açmadan duramayız. Bütün dosyalar açılır telefonda. Ki açmamış olsak bile 6 ay boyunca bunu açmamış olmak bu dosyayı artık silmek istediğimiz anlamına gelmez. 6 aydır açmıyoruz belki ama daha sonra açacağız. Yine bu da bizim tercihimizde olan bir şey. Yinelenen dosyalar. Birden fazla klasörde görünen dosyalar 8,16 MB 4 TL. Yinelenen dosyalar diyor. Ben de yine 1,66 öğeleri gösteriliyor. sentezleyici dosyaları var, yinelenen dosyalar olarak. Bunları da silemem. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bunları silersem sentezleyiciler bozulur. Kullanılmayan yinelenen dosyalar. Gereksiz dosyalar. Geçici dosyalar. Kayıp dosyaları ve boş dosyalar 0 ve 0 öyle kısıldı. Evet, burada bir şey olmadığı için burayı silemeyiz ama burada gereksiz ön bellek dosyaları falan olduğu zaman cihaz bakımının yapamadığını burası yapıyor artık. Daha detaylı temizlik yapılıyor yani burada. Çıkıyoruz. Dosyalarım. Diğer seçenekler tuşu. Daha fazla alan al. Ayarlar. Dosyalarım ayarları. Evet, burada eskiden tek bir ayar seçeneği vardı. Buraya birkaç tane ayarlama seçeneği gelmiş. Yukarı git tuşu. Dosyalarım ayarları. Dosya yönetimi, üst bilgi. Bakıyoruz. Son dosyaları göster. Yakın zamanda kullandığınız, indirdiğiniz veya diğer cihazlardan eklediğiniz dosyalar dosyalarım ekranının üstünde görüntülenir. Seçmek için çift dokun. Son dosyalar olayı. Ben kendim bireysel olarak birazcık hani şikayetçiydim bu durumdan. Yani o kadar müzik açıyorsun, video falan izliyorsun. Gerçi ben video izlemiyorum. Çoğunlukla müzik açıyorum. Video ile işim olmuyor ama hani normal olarak video izlersin, müzik açarsın, fotoğraflara bakarsın. Geri doğru çıktığın zaman bir bakmışsın ekranın üstünde açtığın ne kadar şey varsa böyle dizi dizi duruyor ve hoş bir görüntü oluşturmuyor. Tabii ki diğer seçenekler menüsünden son dosyalar geçmişini temizle dediğimiz zaman bu son dosyalar geçmişi temizleniyor ama bir süre sonra bundan bıkmaya başlıyorsun artık. Yani bu son dosyalar seçeneği ya olmasaydı ya da bunu kapatabileceğimiz bir olay olsaydı demeye başlıyorsun ki buraya böyle bir seçeneğin gelmesi güzel olmuş. Ben Kapalı anahtar. kapattım. Geçiş yapmak için çift dokun. Ben de görünmüyor son dosyalar. Gizli dosyaları göster. Gizli sistem dosyalarını gösterir. Her bir dosyanın isminin başında bir nokta görünür. Evet. Seçmek için çift dokun. Bu zaten var olan bir şeydi. Önceki tek ayarda buydu zaten. Kapalı anahtar. Yine bu da kapalı kalsın. Daha fazla alan al. Üst bilgi. Az önce göstermiş olduğum daha fazla alan al bölümüyle alakalı ayarlar var. Şu boyuttan büyük dosyayı bul. 25 MB. Şu sürede KLLNL ve YN dosyayı bul. 6 ay. Bu az Seçmek için önceki çift dokun. seçenekleri belirlememize olanak sağlıyor. Mesela şu boyuttan büyük dosyaları bul 25 MB. Bunu 25 MB'ın üzerine çıkarabiliriz. Altına düşürebiliriz. 6 aydan uzun süredir kullanmadığınız dosyalar diyor. Orayı 6 aydan fazla yapabiliriz. Daha düşük bir sayı girebiliriz oraya. Dosyalarım hakkında. Buraya da Seçmek için çift dokun. dosyalarım hakkında diye bir bölüm geldi. Play Store'dan veya başka bir mağazadan yüklediğimiz uygulamanın versiyonunu kontrol eder gibi ya da telefonun yazılım sürümünü kontrol eder gibi burada da artık dosya yöneticisinin güncellemelerini kontrol edebileceğiz. Bu da şu demek oluyor ki dosya yöneticisi her ne kadar sistem uygulaması da olsa artık güncelleme alabilen yazılım güncellemesinden bağımsız olarak gelişebilen bir uygulama haline gelmiş. Yukarı git tuşu. Dosyalarım hakkında. Dosyalarım. Dosyalarım. Uygulama bilgileri tuşu.
4, 1, 89, 421 sürümü. Güncellemeler kontrol edilemiyor. Tekrar deneme tuşu. Açık kaynak lisansı. Seçmek için çift dokun. Evet, burada böyle seçenekler var. Dosyalarım. Bu kadar. Yani dosyalarım bölümünün gelen özellikleri bunlar. Bunların arasında ben en çok şu son dosyalar bölümünün tercihe bağlı olarak açılıp kapatılabilme özelliğini sevdim. Yani dosyayı açsak da açmasak da geri çıktığımızda son dosyalar bölümü görüntülenmeyecek. Ben en çok bundan hoşlandım açıkçası. Görünüş olarak da güzelleştirilmiş dosyaların uygulaması. Daha güzel görünüyor. Dahili depolama 11,51 ara tuşu, matris tuşu, diğer seçenekler tuşu, R, Rize. Şu sıralama seçeneklerine hala bir çözüm bulamadılar. Yani sıralama dediğim listeleme bölümü hep ayrıntılı liste oluyor. Ben Android 6 sürümünde de vardı ayrıntılı listeleme. Ben onu sadece listeleme olarak kullanıyordum. Yani klasörün tarihini, içinde kaç öğe olduğunu falan göstermiyordu. Daha güzel görünüyordu. Şimdi açıkçası pek hoş görünmüyor ayrıntılı listelemeyle. Belki ilerleyen zamanlarda verecekleri güncellemeyle şu listeleme, sıralama olayına da bir çözüm getirirler diye düşünüyorum. Klasör, Android OS'ine gitmek için klasör, ringtone 21-28-28 öğeleri gösteriliyor. Bu kadar. 20-28-28 öğeleri gösteriliyor. Dosyalarım uygulamasının incelemesi bu şekildeydi. Sonuç, dosya sağ BD. Sayfa 2-2. Bir dahaki içeriğimizde görüşmek üzere. Apple Soft Leading Menu Properties. Her şey gönlünüzce olsun. Dur.